Mehmet Gezegen konuk ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kimsenin soramadığı kadar zor sorular sordu. Bakın Erdoğan nasıl cevaplar verdi, izleyelim. Cumhurbaşkanı hiç kimseye danışmadan, sormadan kendisi kararlar alıyor. Kandil'de kimse yok, dağları taşları bombalıyorlar. Tamamen seçim öncesi bir propaganda olarak kullanıyorlar iddiası. Size muhalif olan gazeteleri, köşe yazarlarını, televizyon programlarını takip ediyor musunuz? Eleştiri yapanları. Bir sürü yerler satılmış, dolar çıkmış 4,5, euro çıkmış 6 lira, benzin, mazot, Allah aşkına. Ben çeyiz işinde uğraşıyorum, yaz sezonu, düğün sezonu, ben kepengi siftah yapmadan kapatıyorum. Eğitimimize bir bakın, her sene müfredat değişiyor. Öğretmenlerimiz dahi hangi müfredat üzerinde eğitime devam edeceklerini bilemiyorlar. Hastaneler, yollar diyorlar. Fakat ben 15 sene önce annemi hastaneye götürdüğüm zaman sabah gidip muayene olup çıkıyordum. Şimdi hastaneye gittiğim zaman 3 ay 4 ay sonraya sıra veriyorlar. Bunun neresi kolay? Ekonomi çöktü. Resmen çöktü. Bu ülkenin kamu kuruluşlarının hepsi satıldı. Olağanüstü halde Allah aşkına seçim olur mu? Mümkün mü? Güzel ülkemizde ötekileştirilmeden, bu sizden, şu bizden demeden huzur ve barış içinde yaşayabilmek için, çocuklarımıza daha yaşanılır, refah içinde, huzur içinde bir ülke bırakabilmek için, 1001 emekle kurulmuş fabrikalarımızın satılmaması, hatta yeni fabrikalarımızın kurulması için. Ben parlamenter sistemin daha ülkemiz için iyi bir sistem, kullanılır bir sistem olduğunu düşünüyorum. Yasama, yürütme, yargı erkleri bu sistemde daha denetimli bir şekilde kullanılmaktadır. Yeniden parlamenter sisteme döneceklerini taahhüt etmeleri sebebiyle bu ittifakı destekliyorum. Ben bir mobilyacı esnafıyım. Çalışacak takatımız da kalmadı. Halimiz de kalmadı. 2 sene önce 100 TL olan ham hedefe şu anda 160 lira. Sorun bakalım kaç mağaza kapatmış, bırakmış durumda. Bırakırken de sadece kendisi gitmiyor. Birçok esnafı, boyacısını, işte imalatçısını, döşemecisini hepsini tek tek götürüyor. Ben bir engelliyim. Sınavlara giriyoruz. Yüksek puan almamıza rağmen yerleşemiyoruz. Yeşil kartlıyız. Yeşil kartlara herhangi bir düzgün bir yardım yapılmıyoruz. Benim çocuklarım 4 sene öncesi yoktan vurdu büyük oğluma. Bu sene de yok aldırdılar, sınav yok dediler. Son anda şurada bir ay, bir buçuk ay önce yeniden bir sınav çıkardılar. Efendim şimdi tabii hepsine tek tek cevap vermenizi beklemiyoruz ama genel olarak bir şey söyleyecek misiniz Millet İttifakı diyenlere? Millet İttifakı diyenlere yani bu söyledikleri şeylerin maalesef üzülerek söylüyorum. Yani aslı astarı yok. Arabası olmayan evlerde şu anda bir araba değil. Bazı evlerde bakıyorsunuz 2 tane araba var. Buralara geldik. Bunları nasıl görmezlikten geliyor? Eğitim sistemine yöneliyor. Bakın bunların şu andaki ifadeleri hep ideolojik. Ben şimdi buradan söylüyorum kendilerine. Yahu siz acaba okullara giderken çocuklarınıza kitap alma imkanını bulabiliyor muydunuz? Ya şimdi biz sıraların üzerine kitapları koyuyoruz. Bunları nasıl görmemezlikten gelirsiniz? Ve bütün bunların yanında artık sınıflarımız bizim 75-100 kişilik sınıflar değil. Bakın sınıflarımıza bakın 30-35 kişilik. Ve biz 280 derslik yaptık. Nasıl bunu söylersiniz? Sağlıkla ilgili de bir endişe. Sağlık noktasında diyor ki şimdi ben diyor sabah gidiyorum akşam gidiyorum. El insaf ya. El insaf. Biz 7 ay sonrasında röntgen için randevu alabiliyorduk. Şimdi böyle bir şey söz konusu mu? Hastanelerin hijyen diye bir şeyi yoktu. İnsaf. Bunu nasıl söylüyorsunuz? Şimdi, tamamen ideolojik bir yaklaşım. Kusura bakmasınlar. Onların bu yaklaşımlarını kabul etmek mümkün değil. Ve bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben tabii kendilerine teessüf ediyorum. Hemen bu noktada bir şey dinletmek istiyorum size. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu soruyu da sordum 2 gün önce başörtüsüyle ilgili. Bakın cevabı ne oldu? Başörtüsüyle ilgili yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu başörtüsüyle ilgili bakın. Okullarda başörtülü öğrencilerimiz var, var kamuda tabii. Çalışanlar var. Var. Bu neden? Mesela ben şunu beklerdim. Keşke bu sorunu CHP çözseydi. Ben çözdüm. Millet İttifakı olarak çoğunluğu aldığınız takdirde, Cumhurbaşkanı da Sayın İnce olduğu takdirde evet. Zaten herkes başını örtüyor şu an özgürce.
kamuda memurlar, askerler, hakimler, bunlarla ilgili bir hareketiniz olacak mı? Niye olsun efendim? Yani hakim hareketimiz olacak. Hareketimiz şöyle. Polislere ek 3600 göstergeyi vereceğiz. Emekli olduklarında. Yani memurlar da başını örtebilir. Ya niye örtmesin? Asker de örtebilir. Ya zaten hakim örtüyor. De örtebilir. Ya zaten örtüyor yani. Evet. Niye? Şimdi Mehmet Bey. Bak adam yalan söylüyor. Ne zaten örtüyor ya? Bunu biz getirdik. Ne zaten örtüyor? 3600 ek gösterge. Biz getirdik ya. Biz çözdük. O yalan söylüyor. Sen neye göre çözüyorsun? Hangi güçle çözüyorsun? Senin böyle bir potansiyelin mi var? Mecliste böyle bir temsilin mi var? Yok. Başörtüsü olayı isim vereceğim. Nur Serter senin milletvekilin değil miydi? İkna odalarında İstanbul üniversitelerinde o başörtülü kızlarımıza kan kusturan, onları hüngür hüngür ağlatan o değil miydi? Bu sizin CHP zihniyetinin uygulaması değil miydi? Bunları siz yapmadınız mı? Ve kadronuzun içerisinde bütün bunlar yok muydu? 411 el biliyorsunuz. Kaosa kalktı. Kaosa kalktı diye atılan başlıkta o Anayasa Mahkemesi'ne giden imzalarda Bay Kemal'in de imzası vardı. Bay Muharrem'in de imzası vardı. Nasıl oluyor da siz başörtüsü yasağını kaldırıyorsunuz? Biz MHP ile beraber çıkardık onu. Bunlar dürüst değil. Hayatları bunların yalanla geçiyor. Akşam yalan, sabah yalan. Bir de utanmadan, sıkılmadan benim yalancı olduğumu söylüyor. Eğer yalancı arıyorsak o da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ta kendisidir. Çünkü hayatı yalanla geçiyor. Evet. Ve başörtüsü meselesinde CHP zihniyetinin bugüne kadar hiçbir müspet yaklaşımı olmamıştır. Peki efendim, hemen başka bir soru sormak istiyorum size. Muhalefetin, Millet İttifakı'nın vaadi tekrar parlamenter sisteme döneceğiz diyorlar. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi o çok garip bir şey. Bir defa demokratik parlamenter sistem diyorlar. Ya bunlar dersini çalışmamış. Bir defa 16 Nisan'da biz Türkiye'de bir anayasa oylaması yapmadık mı? Evet. Millet o defteri kapattı. Artık bir parlamenter demokrasi diye bir şey söz konusu değil. Yani bunlar her şeyden önce yasaları bilmiyor. Millet kapattı bu defteri. Ha şimdi ne olacak? Eğer kalkıp da anayasal olarak anayasayı değiştirme gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursunlar değiştirsinler. Veyahut da millete gidebilecek gücü yakalarlarsa buyursunlar millete gitsinler. O ayrı bir konu. O da onların anayasal bir hakkıdır. Ama şu anda 16 Nisan'da bu defter kapandı. Artık Türkiye'nin bir daha böyle bir şeyi yok. Şimdi bir başkanlık sistemine girmiştir Türkiye. Yani yönetimde cumhurun yönetim sistemine geçmiştir. Dolayısıyla şu anda yaptığımız seçimlerde de pazar günü neticeyi göreceğiz. Milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak? Başkanlık sisteminde nasıl bir karar verecek? Parlamentoyu nasıl şekillendirecek? Başkan olarak kimi başkanlığa getirecek? Pazar günü göreceğiz. Bir de şöyle eleştiriler var. Cumhurbaşkanı hiç kimseye danışmadan, sormadan kendisi kararlar alıyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bunu söyleyenler bilmiyorum benim kimlerle çalıştığımı nereden biliyorlar, nasıl biliyorlar. Benim yanımda şu anda yani baş müsteşarlarım, aynı zamanda danışmanlarım üst düzeyde. Evet. Bütün bunlar var. Kaldı ki ben hayatımı tamamen istişare üzerine kurmuş bir liderim. Bu mesela Cumhurbaşkanlığı süreci içerisinde şu anda benim yanımda her konuya yönelik Cumhurbaşkanlığı baş müsteşarları var, baş danışmanları var. Her konu. Yani bir karar alırken aklıma geldiği anda böyle bir şey söz konusu değil. Kesinlikle müzakere ediyorum, istişare ediyorum. Olur mu? Bunların hepsi şimdi diyelim ki eğitimle ilgili
kimlerle ben bu istişaremi yapabilirim? Ben bu arkadaşlarımı haberdar eder, çağırırım, onlarla bunun istişaresini yaparım. Kaldı ki ayrıca da tabii ben eğitimse ben Milli Eğitim Bakanımı da çağırırım. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarını da çağırırım. Onlarla da yaparım. Sağlıksa sağlıkla ilgili olanlarda da yine aynı şekilde illa yanımda olması da şart değil. Ama benim hayatım siyasette hep istişareyle geçmiştir. Çünkü bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde Rabbim bize emrediyor. Bütün işlerinizde istişare ediniz. Ve istişare bizim olmazsa olmazımızdır. Ve bununla yolumuza hep devam ettik, devam ediyoruz. Yani başarılı oluşumuzun sırrı da bana göre budur. Şimdi şöyle bir eleştiri var ya efendim, tek adam diye eleştiriyorlar sizi. Şunu net olarak sormak istiyorum izin verirseniz. Sizi zaman zaman eleştirenler veya fikirlerinize katılmayanlar oluyor mu ekibinizde? Şimdi ekibimizin içinde aynı fikirleri paylaşmayan arkadaşlarım olabilir. Ama tek adam ifadesi nereden doğuyor? Ona bakmak lazım. Yani eğer bu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan doğuyorsa veya Kılıçdaroğlu zihniyetinde olanlardan doğuyorsa onu bir defa bir kenara koy. Evet. Muhalefetin iddiası. Bizde şu var. Ben yok. Biz var. Anlayışımız budur. Ben diyemeyiz. Biz deriz. Ve istişarelerimizi yaparız. Kararı alırız. Ha, zaman zaman yani bana ters düşenler olabilir. Ve bana ters düşenin kanaatini paylaşmaya da ben mecbur değilim. Nihai kararı verecek olan kim? Liderdir. Lider sadece düşünceleri toparlar, alır. Ama nihai kararı o verir. Çünkü sonunda hesabı millete kim verecek? O verecek. Diğerleri hesap vermiyor. Mesela şimdi zaman zaman biz bunu bazı kurumlarımızda yaşıyoruz. Ve o kurumlar işte bağımsız kurumlar havasıyla kendilerine göre adımlar atıyorlar. Peki faturayı kim ödüyor? Faturayı siyasetçi ödüyor. Yani burayı çok iyi düşünmemiz lazım. Faturayı ödeyen istişaresini yaptıktan sonra kararını da o verir. Peki efendim, size muhalif olan gazeteleri, köşe yazarlarını, televizyon programlarını takip ediyor musunuz? Eleştiri yapanları. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bana bu konuyla ilgili olarak ben tabii gazeteleri şöyle sabah çıktığımda okurum. Yani onlarla beraber benim kalkıp da onları aramak, onlarla görüşmek böyle bir derdim yok. Ama takip ediyorsunuz. İşte evet. Sadece bakalım. Ama evet. Köşe yazarlarını okur musun dediğin zaman okumaya değer bulursam okurum. Hakaret yoksa, eleştiri bak, boyutundaysa. Hakareti zaten tamamen yanımdaki mesai arkadaşlarıma havale ederim. Avukatlarıma havale ederim. Avukatlarım onlarla ilgili olan ne varsa onu onlar değerlendirsin. Çünkü ben onlara eğer zaman ayıracak olursam, vaktimi onlarla kaybedecek olursam ben hizmette çok geri kalırım.